ilerledik. Şimdi hastanenin adı muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir efendim. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Niye bu ismin konulduğunu hemen kısaca sizlere aktaralım. Çünkü ikisinin de simgesel anlamları var. Çam ağacı Türkiye'yi temsil ediyor. Peki hangi özelliklere sahip? Bir kere çok dayanıklı. Tüm topraklarda yetişebiliyor. Yüze yakın türü var. Yaz kış yapraklarını dökmüyor. Adeta direncin ve ayakta kalmanın sembolü zor şartlarda çam ağacı. 100 ila 1000 yıl arası yaşayabiliyor. Reçine ve çam sakızı elde ediliyor. Yani bir taraftan da üretimde kullanılan bir ağaçtan bahsediyoruz. Sakura ağacına geldiğimizde ise sakura ağacı adeta Japonlar için kutsal ağaç gibi tanımlanıyor. Her yıl sakura ağaçlarının ilk açtığı adaya milyonlarca insan akın ediyor o anı görmek için. Meyve vermeyen bir kiraz ağacıdır sakura. 200'den fazla çeşidi vardır. Çiçekleri yavaş açar ama çok çabuk dökülür. Hem güzelliği sembol eder, güzelliği ifade eder, onu sembolleştirir. Hem de o güzelliğin geçiciliğini Mart-Nisan aylarında açar ve aynı zamanda barışın da simgesidir. İşte iki ülkenin yıllara yayılan dostluğu hastanenin adına böyle yansıdı. Peki bu yeni hastanenin ne gibi özellikleri var, kapasitesi nedir? Gelin Kanal D ekibinin izlenimlerini getirelim şimdi ekranlarınıza. Helikopter pisti, rengarenk ormanı, televizyonlu odalarıyla artık hizmete hazır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı. Sakura, Japonya'nın sembollerinden biri, kiraz çiçeği ağacı. Çam dayanıklılığı, Sakura'da barışı, güzelliği temsil ediyor. Hastanede Japonya'nın da imzası olduğu için bu isim verildi. Hastanenin etrafına 15 dönümlük bir hatıra ormanı kuruldu. Ormanın içerisinde çam ve Japonya'da kiraz çiçeği olarak bilinen sakura ağaçları var. İşte o sakuralardan bir kısmı burada. Bu ağaçlar büyüdüğünde pembe çiçekler verecek ve bu orman rengarenk olacak. Hastane 789 bin metrekare üzerine kurulu dev hastane 10 bloktan oluşuyor. 456 yoğun bakım yatağı olmak üzere 2682 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 4 tane helikopter pisti var. Onlardan bir tanesi hastanenin bahçesinde, diğer 3'ü ise hastanenin bloklarının üzerinde. Çocuklar ve erişkinler için 170 branşta hizmet verilecek. Ayrıca ameliyat sırasında ışın tedavisi uygulaması da mümkün. 30 bin metrekarelik kapalı alanda çocuk, erişkin, travma ve kadın olmak üzere toplam 4 ayrı acil servis bulunuyor. Ve hastanede minimum hizmet verilecek hasta sayısı ise günlük 7 bin. Depreme dayanıklılık anlamında da en üst seviyede 2068 sismik izolatör bulunuyor. Yani deprem anında zemin kayacak ama bina yıkıcı zarar görmeyecek. Hastanede toplam 725 poliklinik bulunuyor ve tam 90 tane de ameliyathane var. Hastaneye her gün ayaktan hasta giriş kapasitesi tam 35 bin ve günlük 500 hasta da ameliyat edilebilecek. Negatif basın özelliği taşıyan 226 gözlem alanı gerektiğinde yoğun bakım ünitesine çevrilebilecek.